Duruyor muyuz? Durma noktamız mı? Kapatalım mı? Tamam. Alayım mı? Bu buyurun. Videoda mı şu an? Videoda şu anda. Tamam, ben resimlerinizi çekeceğim. 3K görüntüde kaydediyorum. Şahane, çok güzel. Nasıl travel? Portekiz'den geldi. Hola. Müşteri memnuniyet. Eyvallah, nasıl travel? Görüyorsunuz. Anlatmaya evet. Gerek yok. Dünyadan geliyorlar. Türkiye. Çok güzel. Şimdi fotoğraf çekeceğim. Burada fotoğraf çekiminden sonra. Hızlı ve öfkeli. Koştun ya. Çiko su içmeyecek anlaşıldı. Ooo senin suyun varmış. Doldurayım size içelim. Bitti benim de. Altında vardı. Afiyet olsun. Hatta bu şey... Bitmiş bakayım belki. Oradaki suyu gösteriyorum. Örnek olarak işte elinde bir kaya parçası veriyorum. Çok kolay kırılgan. Evet. Bunu görebiliyorsunuz. Burada bir ses ekosu var. Bakın sesim yankı yapıyor. Ses akustik dediğim gibi ibadethanelerin olmazsa olması. Yani bunu gittiğimiz camilerde de görüyoruz. Kiliselerde görüyoruz. Çünkü herkesin sesi duyması lazım. Bakın orada mesela kaya örneğinden anlattım. İnsanlar bu kayaların içerisinde neden yaşıyorlar? Burada da var abi. Şu an biz içeriye girdik. Çok sıcak dışarısı.
Neden? İçerisi ortalama 9 derece sıcaklığa sahip. Yaz ve kış ayları boyunca. Şu an serin bir hava. Bakın klimalı bir odadaymışız gibi de. Rahatladık. Kışın da tam tersi. -15-20 dereceleri bulan bir soğuklukta. +9 dereceye giriyorsunuz. Çok küçük bir ateşle buraları ısıtabiliyorsunuz. Yine ahır odası dediğimiz işte gizlenme odaları var. İşte burada ateş de yakmıyorsunuz. Bakın kandillerin konduğu yer. Şu an kuş yuvası var. Evet. Şurada bakın. Ay sağda. Ay güzel, kuş yuvasını da çek. Şurada. Bakın hemen girer girmez kıvrımlı bir şeyle birlikte ışığın girişini engelliyorlar. Evet. Ay, karanlık bir atmosfer veriyor. Evet, ilk alana geldik. Bakın, burası kaçış tüneli. Buradan koşup direkt sola döndüğümüz zaman çıkış tüneline, yani ilk ikinci kapıya denk geliyoruz. Evet. Kaçış tüneli. Düşman askeri geldiğinde karanlıktan faydalanarak buradan Chico'nun gittiği yerden sırra kadem basıyoruz. Burası geldiğimiz küplerin geldiği yer. O köprüden geçtik ya. Altı, evet. Buradan büyük küpler geldi. Hem havalandırma olarak hem de bir ürün nakliyatı buradan yapılıyor. Buradan ürünü alıp göndermek daha kolay. Bir makara sistemiyle yukarıya çıkartıyorsunuz. Hemen arkamızdaki tünelden devam ediyoruz. Sağ taraf yiyecek içecek bölümüne gidiyor. Işıklayalım. Chico da önden gidiyor tehlikelere karşı. Saldır Chico. Atıl kurt. Chico yerel rehber ya. İyi bakalım. Sıkıyı gördü kaçıyor. Evet. İlk önce siz gidin diyor. Ondan sonra. Evet. Nihan, böceklerden korkmuyorsun değil mi? Yok. Böcek değil bunlar ya. Kelebek. Evet, bravo. Şimdi arkadaşlar şöyle sırtımızı duvara veriyoruz. Burada bakın matematik anlatıyorum ben gençlere. 90 derecelik bir açı var. Corner, evet. Köşe. Bana doğru bakabilirsin. Bu ışık gel meşaleyi düşürecek ve ortam karanlığa karışacak. Bir kapat abi onu. Yine göremeyeceğiz. Gördünüz mü? Ne kadar karanlık? Evet. Bu göz bu kadar karanlık bir ortamda üst kattan diye inen diğer askerler ışığını yakabilirsin abi. Merdivenlerden göremeyip düşen askerleri kolaylıkla burada mızraklayarak öldürecek. Yani strateji burada var. Ve ne yapıyoruz? Burada yüksek naralar atıyoruz. Bütün düşman askerlerini buraya çekeceğiz. Çünkü sizin arkadaşınız, silah arkadaşınız bir çatışmaya girdi, bir olaya yaşadı veya normal bir arkadaşınız diyelim. Ne yapıyorsunuz? Tabii insan içgüdüleriyle hemen ona müdahale etmeye gidiyorsunuz. Ama görev yerinizi...